Herkese merhaba, ben Aynur. Bugün size yine çok değişik bir poğaça tarifiyle geldim. Poğaçamızın özelliği iç malzemesi. Bol kıyma ve çiğ patates kullanıyoruz ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. İlk önce iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 400 gram kıymam var. Bir adet soğanı küçük küçük doğradım. Biraz büyük oldu ama küçük küçük doğrayın siz. 2 adet patatesi gördüğünüz gibi küçük küçük küp küp doğradım. Yarım çay bardağı su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tuz ve karabiber. Hepsini karıştırıyoruz. İç malzememiz hazır. İsterseniz siz daha değişik baharatlar kullanabilirsiniz ama ben sadece tuz ve karabiber kullandım. Ve geçiyoruz hamuruna. Hamur için 1 bardak ılık sütüm var. 1 bardak ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 1 adet yumurta, 1 paket yaş mayam var. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı da mahlep kullandım. İlk önce bu malzemelerin hepsini bir çırpma teliyle karıştırıyorum ve geri kalan malzemeleri ekliyorum. Ben ayrıca bir pakette kabartma tozu ilave ettim. 1 yemek kaşığı kadar tuzum var ve tahminen 1 kilo un. Ben 1 kilo un kullandım. Bu undan una değişebileceği için siz göz kararı ayarlarsınız. Hamuru pürüzsüz bir şekilde yoğurduktan sonra içerisine şimdi 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve hamuru tekrar yoğuruyorum. Hamuru bu şekilde hazırlarsanız yumuşacık pamuk gibi oluyor. Tereyağını hamuru yoğurduktan sonra ekleyip tekrar yoğurun. Hamurun üzerini kapatıyorum. Sıcak bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat sonra hamurumdan küçük bezeler hazırladım. Benim bezelerim limon büyüklüğündeydi. Siz daha küçük veyahut da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum bu bezeleri merdane ile küçük bir tabak büyüklüğünde açıyorum. Ve ortasına bolca iç malzemesinden koyup kenarlarını böyle büzerekten toparlıyorum. Ortası açık kalacak. Bu şekilde hazırladığınızda hem iç malzemesi görünüyor hem sunumu çok şık oluyor. İnanın hem de çok lezzetli oluyor. Tabii ki şeklinden dolayı lezzetli olmuyor ama şekilde tabii ki önemli. Sunum çok önemli bence. Bu şekilde poğaçalarımın hepsini hazırladım ve üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum bir tepsiye koyuyorum. Burada da videoyu özellikle hızlandırmadım. Şekillendirmesini daha kolay görebilin diye. Ama gördüğünüz gibi büzerek toparlıyorum. Çok da kolay yani hazırlaması. Tepsimizde tekrar 15-20 dakika kadar mayalandırıyoruz. Tepsi mayası da gerçekten çok önemli. Eğer tepsi mayasını es geçerseniz poğaçalarınız fazla kabarmayabilir. Şimdi poğaçalarımı tepside mayalandıktan sonra üzerlerine bolca yumurta sarısı sürüyorum. Ben bolca çörek otu serptim. Siz isterseniz susam veyahut da haşhaş serpebilirsiniz. Bu da tabii ki sizin damak tadınıza kalmış ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında ilk önce yarım saat pişiriyorum. Poğaçalarımı fırından çıkardım. Üzerlerine yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı koyup tekrar fırına veriyorum ve 15 dakika kadar daha kızarana kadar pişiriyorum. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. İnanın şahane oldu. Mutlaka deneyin derim. Benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenmişsinizdir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.